Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Voleden herkese selamlar. Gedik Yatırım'ın sunduğu çekirdekçi tayfa an itibariyle başlamış bulunuyor. Hadi bakalım Fenerbahçe ile başlıyoruz evet, o zaman. Evet Fenerbahçe'nin galibiyetiyle başlıyoruz. 4-0'lık bir Rize Spor galibiyeti. Fenerbahçe oyunun son bölümünde özellikle Sosa ve Serdar değişikliğiyle tamamen oyunu rakip yaralığına yıktı. Hı hı. Serdar Dursun hat-trick yaptı. Nereden başlıyoruz Fenerbahçe'yi konuşmaya? Sen sahayı... Hemen güzeldi. o zaman şuradan başlıyoruz. Vitor Pereira kendi sistemine döndü. Evet. Ee, ve aslında burada sürekli bahsettiğimiz şey gerçekleşti. O da şu. E, takımlarda formasyondan ziyade, yani dizilişten ziyade oyun anlayışıdır. Hı hı. Önemli olan diyorduk her zaman. E, Fenerbahçe klasik oyun anlayışına döndü ama e, farklı olarak sezon başına benzer şekilde oyunu biraz daha önde oynayan, hatlarını biraz daha yakın tutan... Özellikle e, ki önümde sezon istatistikleri var. Fenerbahçe aslında yarı, yarı rakip, yarı sahada en çok top kazanan takımlardan bir tanesi. Ama belli bir dönemde bundan da kopmuştu. E, o görüntü de tekrardan verdi. Hatta son bölümdeki gollerden bahsedeceğiz. Hepsinde e, top önde kazanıp, Serdar Dursun'un gollerinde hmm. Fenerbahçe top önde kazandı sürekli. Hatta ikisinde Sosa top önde kazanan oyuncu. E, hal böyle olunca dizilişin bir e, anlamı olmuyor. Önemli olan Fenerbahçe'nin oyunu oluyor. Fenerbahçe'nin oyunu da büyük takıma yakışan bir oyundu. Ee, mesela Salay ki zaman zaman dörtlüğe de döndü Fenerbahçe oyun içinde. Hani Vitor Pereira hani dörtlüğü isteyenlerin de gönlü olsun diye ara ara böyle. Zaten sürekli yaptığı bir ee, şey. Ferdi sağ bek gözüktü, Salay sol bek gözüktü ama mesela Salay dörtlü stoperin solundayken iki tane asist yazdı hücuma katılıp hatta aynı dakikalarda bir tane daha etkili bir hücuma katılımı var. Salah'ın. İşte bunları yaptıktan sonra dizilişim bir anlamı olmuyor. Ee, ortaya gayet pozitif bir oyun Hı. çıkıyor. Sen dedin ya önde en çok top kapan takımlardan hı hı. bir Birinci sırada mı Fenerbahçe? Top kapmada ee, rakip yarı sahada bakıyorum. Ee, sen devam et Ön ben bakıyorum. Bu sıralarda bu sadece burada sayısal olarak top kapmadan ziyade Fenerbahçe'nin bunu etkili yaptığı bir noktada e, rakip kaleye olan uzaklığı da en az olan takım. Yani rakip yarı sahada mesela şurada kapmıyor topu. Hı hı. Yayda kapmıyor. Kaleye de yakın bölgelerde kapıyor. Burada kapmayla burada kapma arasındaki fark da burada kaptığınız zaman oyun kurmanız gerekiyor önde kaptığınız zaman direkt sonuca gidiyorsunuz. Zirvedeki takımlardan biri, ön, e, ilk 2de diğeri de ilginç bir takım, Altay. Evet Altay'da. Rakip, rakip yarı sağda. Zaten hani Altay'ın oyunu baştan beri Hı -hı. bir şeyleri iyi yapmaya çalışıp evet. sonuçlandıramamasıydı. Sonuçlandırdığı maç biraz sonra konuşacağız. Hı -hı. Skorun da bir şekilde değiştiği maç oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin maça başlangıç planı bence daha güçlü olabilirdi. Yani Rizespor'un Fenerbahçe'ye hücumda çıkarabileceği sorunlar çok fazla güçlü değilken Belki maça başlangıç planı sosyal ile olsaydı bence Fenerbahçe maçı daha erken kırabilirdi. Sadece eleştirebileceğim başlangıç planında bu nokta var. Ee, ki zaten en büyük sorunu Fenerbahçe'nin ilk yarıda yani gidiyor ceza alanına. Dikkat et bazı pozisyonlarda ya çıkarılan top Rize Sporlu oyuncularda kaldı ya da kaleciden dönen top Rize yani Fenerbahçe şuraya mesela Beriş'e giriyor, Mesut giriyor. Atıyorum Rossi burada pozisyon yapıyor. Ama Rizesporlu oyuncular hep Fenerbahçelilerden içeride daha fazla artı ikinci toplarda da daha fazla. Yani içeriye girdiler, pozisyon oldu. Şu toplar Fenerbahçe'de kalmıyor. Ana plan Sosalı ya da işte atıyorum M olsaydı hani bir tane daha ceza alanına girebilecek bir oyuncu, ikinci toplar alabilecek. Daha erken kırardı Fenerbahçe maçı. Ama ne zaman oyunu kırdı? Rizespor remiyi oyuna alıp öndeki baskıyı tamamen yok edip Umar'ı çıkarmayıp Hamza Hamzoğlu, Umar'ın tamamen yorgunluktan artık o uzun mesafe koşuları yapamayacağı üstüne bir de e, Sabo'yu çıkarıp orta sahayı da tamamen Fenerbahçe'ye verdikten sonra ki zaten Fenerbahçe'deydi orta saha hmm. en azından karşılama yetisini de kaybetti. Salahi'nin hücuma çıktığı ilk pozisyonda sanırım ilk asiste senin de söylediğin gibi Burada bir pas ağı var ve Sosa hem baskıda var hem oradaki pas ağında var ama Salah'ı da ben özellikle tekrarını izledim. Osay Samuel'le yan yanalar Şöyle bir dörtlü savunma olmuş Fenerbahçe. İçte Salah'ı, Samuel'e kal dedi. Ve kendisi de para başladı. Hani bu böyle bir pozisyonun gerektirdiğinden ziyade bilinçli yapılmış bir şey Hı -hı. oldu. Ki zaten ondan sonra 3 kere daha çıktı. Bir tane daha asist yaptı. Ee, oyunun değişmesi Fenerbahçe için Sosa'nın oyuna girmesi bana göre... Rize Spor'un da zaten hiçbir varlık gösteremeyen orta sahasının e, değişikliklerle beraber tamamen çökmesi. Ama şunu söylemek istemiyorum. Böyle birçok yorum var ya ya Mustafa bu kadar iyi gösteren Rize Spor'un kötü olması. Buna çok katılamayacağım. Çünkü Rize Spor bazı maçlarda çok kötü gördük ama ya yani Trabzonspor maçında Rize Spor o kadar kötü bir takım değildi. Ya da işte e, Konya Spor maçında kaybederken ya da işte Alanya Spor'u yenerken Rize Spor bir sorun çıkarabilecek bir takımdı. Bu maça gelene kadar da 3 maçta 2 galibiyetle gelmişti. Evet. Hani Öyle Rize Spor'da bulunduğu tabloya bakıyoruz ama çok da böyle Fenerbahçe'nin uçup kaçacağı bir rakip değildi gelirken. Biraz da Fenerbahçe'nin oyununun da hakkını vermek lazım. Zaten şöyle bazen görüntüye baktığı zaman ekrandaki görüntüye Fenerbahçe'ye mesela başlı başına rakipten bağımsız bir takımda işlerin yolunda gidip gitmediğini anlayabiliyorsun. Hı hı. Sadece o takımın görüntüsüne bakarak. Ben uzun zaman sonra Fenerbahçe oldukça kompakt buldum. Birbirine çok yakın oynayan hatlar gördüm. Bu da rakipten bağımsız Fenerbahçe'nin de bir şeyleri daha iyi yaptığını gösteriyor diğer maçlarına zarar. Hali böyle olunca mesela bugüne kadar genellikle eleştirilen iki tane hücum oyuncusu biri Mesut Özil birisi de Rossi. İkisi de iyi maç çıkarttı. Çünkü bu oyuncular ee, tek başına çözüm üretecek oyuncular değiller. Ne fizik güçleri buna el veriyor, e, ne de başka bir şey, ne de oyun tarzları buna el veriyor. Rossi, de, Mesut de Özil de etrafında koşu gösteren, etrafında kendisine yakın oynayacak oyuncular talep ederler. Ee, şimdi öyle bir görüntü oldu. Ee, kenar stoper, özellikle Salahay bile çok fazla hücuma katıldı. Ee, merkezde aslında iki tane tutucu orta saha <laughs> gibi gözüküyor kağıt üstünde. Gustavo Crespo. Ama ikisinin de oyuna katılmayıydı. Dediğim gibi Sosa olsa, o oyun katılımları daha efektif şekilde sonlandırılır belki. Maçın sonunda olduğu gibi. Ee, ama e, Gustavo Crespo da oyuna katılımda hiç fena değildi. Hatta e, sayılmayan bir golde Gustavo'nun tek bas bırakışını hatırlıyorsun değil mi ceza sahası içerisinde? E, i̇şte ben zaman zaman Gustavo'nun burada e, sadece altı numara olmadığını, tabii ki ofansif olarak bazı şeylerin sosyalan daha az yapabildiğini ama şu iki ceza sahası arasına gidip gelen bir 8 numara oyunu oynayabileceğin bir oyuncu olduğundan bahsediyordum. Dünkü maçta bunu gösterdi, o pas bunu gösterdi. Ya oyun oyuna katılım var. Tabii ki Mesut Özil, İrfan Can, Sosa derin pasları atamaz ama doğru pasları da atabilen bir oyuncu. E problem şurada çıkıyordu. Crespo, Gustavo gibi oyunculara şurada baskı kurulduğu zaman bu oyunculardan oyun kurulma talep edildiği zaman ve o hatlar yakın oynanmadığı zaman e, göze kötü gözükürler. E, Sosa olduğu zaman göze biraz daha az kötü gözükür. Hı. Çünkü yetenekli bir oyuncu. Yani baskı yese bile şurada 30 metreden pas çıkarsa biliyor. O yüzden hani o yakın oyun, birbirine yardımlaşmalı oyun birçok bireysel oyuncu da ön plana çıkardı. Sosa konusunu biraz daha açalım. En azından iki tane örnekle. Şimdi bir pozisyon gelişiyor Fenerbahçe'de. Bu pozisyon Serdar'ın kale ağzında kaçırdığı gol. Ama pozisyonun başına gelelim. Sosa buradan oyunu açan, senin o bahsettiğin rahatlatmayı yapan oyuncu. Sonra pozisyon devam ediyor. Serdar kale ağzında golü kaçırırken Ceza alanındaki ikinci Fenerbahçeli Sosa. Daha sonra top kalecideyken oyun kurmaya çalışırken Rize basıp Alper'den yanlış hatırlamıyorsam topu kapan yine Sosa ve devamında Fenerbahçe'nin golü geliyor. Tüm bu olanlar bir dakika içerisinde oluyor. Yani bir dakikadan daha düşük bir sürede oluyor. Diğer gole gelelim. Ortada Rize Spor atak yaparken merkezde topu kapan Sosa Devamında yine atak gelişiyor, organize oluyor. Salahi'nin yaptığı koşuda topu önüne bırakan, asistin pasını veren yine Sosa. Yani oyunu şu bölgede çok rahat bir şekilde oynayabilen, artı ceza alanına girebilen mesela o golden önceki kaçan pozisyonda Serdar mesela bir şut çıkarabilseydi, top kaleciden sekseydi. Az önce bahsettiğim seken topu, ikinci topu alabilecek kimse yokken o pozisyonda Sosa vardı ve Sosa tamamlayacaktı. Bu açıdan çok kıymetli. Tabii ki Serdar'ın hakkını vermemiz lazım. Yani hı hı. Ger gerçekten bir bitiricilik örneği sergiledi. Yani ceza alanı içerisinde tam bir bitirici. Çok iyi do do pozisyon aldı. Çok iyi kovaladı organiz. Yani atağın nerede sonuçlanacağını çok iyi bildi. Bunlar... Bitiricilikten ziyade topsuz olan zekası. Ya Daha bitir çok ön plan çıkardı. Bitiricilikten çıkar. kalsın tabii ki. Alıp öldürücü gerçekten bir tane sağlam da vuruş yaptı. Evet. O, o iyi bir şut. Evet, o ekstra. Ya bitiricilik hani. Şimdi bekiniz bindirdiği zaman ya da bek e, halini almış oyuncunuz bindirdiği zaman topun nereye kesileceğini doğru evet, zamanlamayı yapmak. Bilgisi. Evet, doğru zamanlamayı yapmak onu bu şekilde anlam anlamlandırabiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.